Abdullah Zeydan büyük bir seçmen kitlesinin oyunu almasına rağmen şimdi kendisine belediye başkanı olamazsın ve mazbatanı vermiyoruz deniliyor. Gün boyu yaşananları özetleyeceğiz ama önce bir son dakika gelişmesi paylaşalım bu gelişmeyle ilgili. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Van'a bir heyet gidiyor. Genel Başkan Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde mazbatanın seçimi kazanan Abdullah Zeydan yerine ikinci gelen adaya verilmesi üzerine bir heyet görevlendirdi. Heyet Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Sevda Erdoğan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal oluşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bunun kabul edilemez olduğunu, demokrasiye aykırı olduğunu, seçmen iradesinin gasp edilmesi olduğunu söylemişti ama söylemekle yetinmedi ve Cumhuriyet Halk Partisi şimdi bir heyet oluşturdu. O heyet Van'a gidecek, DEM Parti ile, DEM Parti'ye oy veren seçmenle dayanışma halinde olacak. Türkiye İşçi Partisi'nden de benzer bir hamle gelmişti. Gelin şöyle bir dönelim bugüne. Bugün neler yaşandı Van özelinde, izleyelim. Bu süreci yani tam bir kumpas, tam bir tuzak, tam bir halkın iradesine dolaylı yönde bir darbe yapma pozisyonunda. Yani 250 bin oy aldık biz burada. Şimdi bu 250 bin yurttaşın iradesini, onurunu korumak bizim boynumuzun borcudur. Seçilmiş Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, AK Partili rakibi Abdullah Hat Arvas'ı yaklaşık 130 bin farkla yendi. Ancak kayyum girişimi devrede. Zeydan daha önce aldığı mahkumiyet kararının ardından memnun haklarının iadesi için başvurdu. Yerel mahkeme Zeydan'ın haklarının geri verilmesine karar verdi. Yani Zeydan'ın önünde seçme ve seçilmeye yönelik bir engel kalmadı. Bunun üzerine de Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Ancak seçimden iki gün önce mesai bitiminin bitmesine 5 dakika kala Abdullah Zeydan'ın memnu hakkı elinden alındı. Cuma akşamı savcı Diyarbakır savcılığı bu bir yıl önce mahkemenin bana memnu haklarımı veren kararına ilişkin şöyle bir itirazda bulunuyor. Diyor ki mahkemeye, sen bir yıl önce bu hakkı vermişsin ama sen bunu bana bildirmemişsin. Şimdi ve bu verdiğin kararı ortadan kaldır. Yani seçimlere ve bunu 16.55'te yapıyor. Yani mesai bitmesine 5 dakika kala yapıyor ve bunu bize de tebliğ etmiyor. Biz bunu sonra öğreniyoruz. Şimdi mahkeme de hiç savcıya itiraz etmeden, ya kardeşim ben bunun memnuatlarını vermişim, kesinleşmiş. Ha, senin itirazın varsa Yargıtay yolun açık, Yargıtay'a itiraz edebilirsin. Bunu demesi gerekirken hemen benim memnu haklarımı verdiği ek kararını ortadan kaldırıyor. Sanki ben memnu haklarımı geri almamışım gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Şimdi bunu da hemen demek ki AKP'ye bildiriyorlar. AKP de bunun üzerine pazar akşamı öğreniyoruz. Bunları da bugün öğreniyoruz. Mazbatanın kendilerine verilmesi yönünde işte bunu dayanak göstererek memnu hakları kararını antidemokratik, hukuksuz bir şekilde ortadan kaldıran mahkemenin kararına dayanarak mazbatanın kendilerine verilmesini talep ediyorlar. DEM Parti olarak tekraren bir daha söyleyelim. Kürt meselesini çözmeyen, Kürt meselesine güvenlikçi politikalarla yaklaşan, Kürt meselesinde diyalog, uzlaşı, yol ve yöntem olarak esas alınmayan bir politika güdüldüğü, benimsendiği, öncelendiği sürece diğer çözülen iktidarlar gibi bu iktidar da erimeye ve çözülmeye mahkum olacak. Abdullah Zeydan hakkındaki mazbatanın verilmemesi yönündeki kararın ardından DEM Parti eş genel başkanları YSK önünde açıklama yaptı. Tuncel Bakırhan bunun sadece DEM Parti'nin sorunu olmadığını belirtti ve Van halkının iradesine sahip çıkacağız dedi. Daha önce kayyumlar aracılığıyla yapılan bu darbe şimdi yargı eliyle, mevcut yasalar eliyle yapılmaya çalışılıyor. Van halkı büyük bir özveriyle, büyük bir çabayla birlikte başta Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere Van'da Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir oyla 14 yerleşim yerinin tamamını almıştır. Belli ki bu birilerini rahatsız etti, rahatsız ediyor. Şimdi Adalet Bakanlığı eliyle birlikte bu halkın iradesi gasp edilmeye çalışılıyor.